Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün de sizlere yine bir izleyici sorusuyla geliyorum. Arkadaşımız sen bu siyasilerden bahsederdin. Ya şu Tansu Çiller tekrar geliyor. Şu Tansu Çiller'e de bir anlat demiş. Tabii Tansu Çiller'i liseliler bilmez. Bizim yeni nesil yani bu milenyum nesilleri falan filan kimsenin bildiği yok. Z kuşağı falan bu kadını böyle normal yaşlı bir kadın olarak biliyorlar ama Tansu Çiller bundan çok daha fazlası tabii ki. Kendim de akademisyen olduğum için akademisyenliğiyle ilgileniyorum ben. En fazla. Ve tabii ki Tansu Çiller'in kendisi ve varlığı ve akademisyenliği Türkiye'deki akademisyenlik seviyesinin ne olduğu konusunda en büyük göstergelerden birisi. Şöyle ki mesela Tansu Çiller normalde Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okuyor. Sonra da Amerika'ya gidiyor ve Amerika'da işte master ve doktora yapıyor. Amerika'da master ve doktora yaptığı yerler tırt yerler. Yani işte New Hampshire ya da Connecticut falan filan. Buralarda tabii ki babasının parası ve bilmiyorum belki de devlet bursu veyahut da işte kocasının parasıyla falan yapıyor bu işleri. Yani kendisinin öyle ahım şahım bir akademisyenliği yok. Yani 9 tane yayın yapmış bu kadın. 9. Bakın sayıyla 9. Şimdi eğer bunu dinleyen aranızda akademisyen falan varsa bunun ne kadar düşük bir sayı olduğunu bilecektir. Ben daha kariyerimin zirvesinde falan çok uzağım normalde ama yani çoğunluğu İngilizce olmak üzere 30'u geçtim ben ki yani SSCI journal'larda falan da bir sürü makalem var. Bu kadının öyle bir makalesi falan filan da yok. Hep tırt böyle. Ve bu 9 yayınla bu kadın Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör yapılıyor. Tabii ki bunların hepsinin olmasının nedeni bu kadının babasının vali olması. Necati Çiller valiydi ve vali olduğu için de hele hele CHP milletvekili adayı olan bir vali olduğu için hiçbir zaman kazanamamış olsa da o adamın valisi olması bu kadının Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör yapılmasına yetti. Arttı bile. Tekrar söylediğim gibi New Hampshire Üniversitesi, Connecticut Üniversitesi falan böyle çok tırt okullar. Yani çok affedersiniz. Rahatlıkla bizim Türkiye'deki herhangi bir lise mezunu bitirebilir bu okulları. Bu kadın sarışın olduğu için, Amerika'da bu okulları okuduğu için ve babası vali olduğu için Boğaziçi Üniversitesi'nde hoca yapıldı. Tabii doçentliği, profesörlüğü falan filan da çok tartışmalı esasında. Gerçek anlamda muhtemelen hiç doçent olmadı. O yüzden profesörlüğü de normalde bunun geçersiz olması gerekir. Yani bu kadın belki yardımcı doçent, doktor falan denilebilir ki aslında yardımcı doçent doktor kadrosu da yok Amerika'da. Öyle olunca doktoralı birisi denebilir en fazla ama tabii bizim ülkemizde hele hele 80'lerde, 90'larda böyle sarışın, Amerikalı falan filan oldun mu abi her şey seninle beraber oluyordu, güç seninle oluyordu. Bu kadın da öyle oldu. İşte CHP'li, Atatürkçü, Kemalist, bir de Boğaziçi Üniversitesi, bir de baba vali falan olunca abi bütün güzellikler bu kadınla beraber oldu ve aslında kendisinin sosyolojik olarak gayet uzak olduğu DYP'de kendine bir yer buldu. Normalde siyasete İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başladı bu. Ve Bedrettin Dalan'ın da danışmanlığını yaptı. Bedrettin Dalan da ANAP'lı biliyorsunuz. Sonradan Ergenekon'un bir numarası diye FETÖ'cüler tarafından Bedrettin Dalan biliyorsunuz Türkiye'den kaçtı falan filan. Ama onun yanında az buz danışmanlık yapıp sonrasında da ANAP'ın hiç siyasi olarak uzağında bulunmayan DYP'ye transfer oluyor. Ve Süleyman Demirel bizzat kendisi alıyor partiye. Çünkü kadın Boğaziçi'nde profesör. Sarışın Amerika'dan gelmiş. Bu yani bu kadar. Başka bir özelliği yok bu kadının. Ve işte bir de ekonomi konuşuyor ya. Bunun bir eşi var şimdi biliyorsunuz Tansu Çiller'in. Onu da çok parlatmaya çalışıyorlar. Selin Sayık Böke diye bir kadın var. O da malum işte böyle ekonomi her şeyden anlıyor. Profesör. Yine kadın, yine sarışın. Ama o herhalde tam beceremedi Tansu gibi. Fakat Tansu Çiller o dönemde becerdi o işleri ve işte ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısıyken DYP'de Özal öldü. Özal öldükten sonra Demirel Cumhurbaşkanı olmaya kalktı ve orada tabii bir ülke kurulmuştu aslında 90'larda. Hani 90'lılar derler ya bu eskiler. Yani bu Mehmet Ağarlar'ın falan İçişleri Bakanı olduğu devir. Orada güzel bir tezgah kurulmuştu. Türkiye terör bahanesiyle çok sağlam uyuşturucu kaçırıyordu. Yani 10 yıl boyunca Türkiye Kolombiya'dan daha fazla uyuşturucu kaçırılmasının bir güzergahı oldu. Ve orada kurulan devlet Süleyman Demirel başta olmak üzere ne kadar illegal iş varsa uluslararası alanda hepsine girdiler çıktılar. Bu kadın da o hükümetlerin bir ekran yüzü oldu, vitrini oldu. Çünkü sarışın ya, kadın ya, bir de profesör ya falan. Yani Türkçeyi bilmez, İngilizceyi zaten bilmiyor. Yani herhangi bir konu hakkında herhangi bir fikri yok bu kadının. Çünkü yani oturun abi yarım saat konuşun kendisiyle. Kendisinin ne kadar aslında gerçeklerden uzak ve bilimden uzak ve aynı zamanda da gerçekten çok saftirik bir kadın olduğunu anlarsınız. Ki saftirik konusuna birazdan geleceğim ne kadar saftirik olduğu konusuna. Ama işte bu kadını sırf böyle ekranda tutalım, vitrinde tutalım ama arkada da kafamıza göre uyuşturucu kaçıralım, kafamıza göre terör örgütü kurup terör örgütü dağıtalım falan filan gibi bir modele gidildi ve bu kadın orada normal bildiğin konu mankenliği yaptı. Elinde herhangi bir güç yoktu. Kendisine söylenenleri söyleyen, kendisinin prompterında yazanları okuyan, onları da yalan yanlış okuyan, onları bile okuyamayan beceriksiz bir kadındı. Nitekim ekonomiden hiç anlamadığı
normal bildiğin 92'lerde, 93'lerde, 94'lerde çok belliydi. Türkiye'nin en büyük devalüasyon krizini bu kadın yaşattı. Türkiye'nin önemli siyasal ve sosyal olayları da bu kadın devrinde gerçekleşti. Türkiye'nin en karanlık yılı 1993 yılıdır. 1993 yılı bu kadının hükümetinin başa geçtiği yıl. Yani tevekkeli değil. Dediğim gibi bu kadın tam bir calamity Jane, tam bir felaket. Öyle olunca da bunun dediğim gibi vitrinliğinin altında bir sürü pis iş yapıldı Türkiye'de. Bu kadının çoğu şeyden haberi yok ama haberi olduğu anda tabii esasında kendisi değil, gerçek başbakan olan ve Tansu Çiller yerine normalde yönetim işlerini yürüten kocası Uçuran Çiller ne kadar karanlık iş varsa onların içine girdi. Mesut Yılmaz'la ve hatta şu anda sizin ananız falan diye kendini satan Meral Akşener'le bayağı bir karanlık iş yaptılar. Tabii orada başrolle Mehmet Ağar, Süleyman Demirel ve diğerleri vardı. O yüzden diyorum liseliler bilmez. Bu kadın ve kocası Uçuran Çiller kendilerinin vitrine konduğunu ve aslında arka fonda milyar milyar dolarların sağa sola transfer olduğunu görünce kendileri de bundan pay almaya çalıştılar ve becerdiler. Uçuran Çiller özellikle çok ciddi zengin oldu. Şu anda Taksim'de yanlış bilmiyorsam Asmalı Mescit sokağının hepsinin sahibi bunlar. Yani orada 8-10 mekan var, otel var, bilmem ne var. Hepsi tamamen bunların, yani mülk sahibi bunlar. Aynı şekilde yanlış bilmiyorsam Muğla açıklarında bir iki tane adaları var. Başka yerlerde otelleri var, bilmem neler var. Bayağı bir zengin oldular. Tekrar söylüyorum, yani çok ciddi zengin oldular. Hepsi de tabii o uyuşturucu paralarından kendilerine kalan paydı. Aynı şekilde Amerika'da da bayağı bir gayrimenkul edindiler. Ve bunların hepsinin de arkadaşlar belgelendi. Ve bu kadın çıktı bir gün dedi ki, ya bunlar bana dedi düğünümde dedi takı diye takıldı dedi ya. 8-10 defa Yüce Divan'a gitti. Hepsinde kurtuldu. Hatta en son Yüce Divan'da hapse girmekten kurtulmak için gitti Refah Partisi'yle, yani Necmettin Erbakan'la ortaklık yaptı. Yani Necmettin Erbakan'ın iktidara gelmesinin nedeni bu kadının bir sürü tomar tomar milyar dolar milyar dolar çaldığı paralara bir kılıf aramaktı. Ve Refah Partisi'yle ittifak yapınca kendi gen soru önergelerini falan reddettirdi mecliste ki o şekilde hapisten kurtuldu. Yani böyle bir kadın düşünün. Bu kadın işte 5 Nisan kararlarını verdi. Binlerce milyonlarca insanın intiharına neden oldu. Bunun altında işte bunu mal gibi kullanan Mehmet Ağarlar falan gittiler İbrahim Şahin'le, Korkut Eken'le Azerbaycan'da falan darbe yapmaya çalıştılar. Ya ne bileyim işte buna 3 milyar dolar verdiler, kendileri 50 milyar dolar çaldılar. Örtülü ödenekten, işte bunun aptallığını da anlatayım size. Örtülü ödenekten Selçuk Parsalan diye bir dolandırıcı kendisini genelkurmay başkanı gibi kullanıp Necdet Öztürk'ün adını verip bu kadından, bu aptaldan 500 milyar lira para aldı arkadaşlar. Bakın bu kadın başbakanken örtülü ödenekteki paranın 500 milyarını Selçuk Parsalan diye bir adama dolandırılarak verdi. Tabii bu olayda da ceza almadı. Bu olayda aynı şekilde örtülü ödenek önergesi olarak Millet Meclisi'nde reddedildi. Neden? Çünkü dediğim gibi kadın hiçbir zaman ittifak bulmakta, ittifak kurmakta sorun yaşamadı. Niye? Çünkü sarışın, aptal, Amerika'da profesörlük yapmış ve Türkçe ile İngilizce bilmiyor. Yani böyle olunca hiçbir şekilde zorlanmadı Türkiye'de bir ortak bulmakta. Tekrar söylüyorum. Bunun nedeni arkadaşlar Türk toplumunun gerçekten çok cahil olması ve yani o zamanlar da böyle cahildi. Sonradan da böyle cahil oldu. İşte 28 Şubat'ta falan da Tansu Çiller vardı. Ordu artık Refah Partisi normal bildiğin kabile devleti yapacak, Libya'ya Türkiye'yi bağlayacak falan diye darbe yaptığında bu kadın yine baştaydı. Ve sonrasında bayağı bir rezil oldu. Bir sürü işte 28 Şubat falan patladı. Orada işte Susurluk kazasında Mehmet Ağar'ın yanında böyle solcu emniyet müdürü, yok işte sağcı tetikçi, yok çatlı matlı bilmem ne falan filan, bunlar öldü mü öldü, bir sürü bir şey oldu. Ve ona rağmen bu kadın görevinden istifa etmedi. Fakat 2002 genel seçimlerinde, yani AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu genel seçimlerde bu kadının partisi %9.54 oy aldı. Bakın %9.54. Allah'ın sopası yok. %0.05 oyla bu kadın barajı geçemedi. %10'un altında kaldığı için ve bunun gibi bir iki parti daha %10'un altında kaldığı için uzun reis başbakan oldu. Çok sürpriz bir şekilde. Ve işte orada artık Türkiye'den kaçma zamanı geldiğini anladı. Çünkü AK Parti hükümeti gerçekten güçlü gelmişti. Ve sonrasında bir daha da Türkiye'ye gelmedi. Uzun yıllar Amerika'da yaşadı. Çünkü tekrar söylüyorum, hem hayvan gibi emlak zengini, hem kocası mocası da çok zengin oldu. Bir sürü kitap yazıldı yaptıkları ahlaksızlıklarla, hırsızlıklarla alakalı. Ve ondan sonra da gittiler ama sonrasında işte bu uzun reis böyle sarışın, aptal, Türkçe ve İngilizce bilmeyen ama işte karşıdan baktığın zaman böyle kültürlü gibi görünen, beyaz giyip "Aa anacığım, aa anacığım" falan diye bir aptala ihtiyaç duyunca bu tekrar bulundu, gelindi. Ve işte şu anda tekrar gördüğünüz gibi AK Parti'den siyaset yapacakmış falan filan. Ben çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum kendi adıma, yani beni kandıramaz da. Ama Türkiye'de Tansu Çiller'e oy verecek %1'lik bir kadın nüfusu var mıdır? Vardır muhtemelen.
Zaten onlara oynayacaklar. Ama yani bu videoyu dinleyen 200-300 kişiden bir tanesiyseniz ben şunu söyleyeyim. Bu kadın bir kadın düşmanıdır aynı zamanda. Sadece hırsızlığı, arsızlığı yoktur. Sadece dolandırıcılığı, tokatçılığı yoktur. Aynı zamanda kadın da düşmanıdır. Mesela oğlunun, Mert Çiller'in yani bir sürü kadın dövdüğü, orantısız şekilde bir sürü insana şiddet uyguladığı ve tabii başına bir şey gelmeyeceği için, kendilerini Allah sandıkları için bunları yaptığını biliyoruz ve bu tür olayları kapatabilmek için herkesten yardım aldığını, herkese ya gidip ya bizim Mert de işte birini dövmüş ya, kaburgasını kırmış, ne olacak ya falan filan deyip sağda solda araya girdiğini falan duyuyoruz. O yüzden böyle insanların uzak durun arkadaşlar. Tabii burada tekrar akademisyenliğe dönerek şunu da söylemek zorundayım. Boğaziçi Üniversitesi'nin kalitesi de budur arkadaşlar. Bu kadın Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalık yaptı. Bakın Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'nde master yaptı arkadaşlar ve Melih Bulu ki şu anda rektör, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı master'da intihal yaptı. Komple başka birinin tezini kendi adını yazarak tez diye verdi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bu master tezini kabul ettiler. Bakın arkadaşlar, seni beni Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısından sokmazlar. Sen 30 değil 300 tane yayın yapsan, senin baban eğer CHP'li vali değilse oralarda sana iş yaptırtmazlar. Sen atıyorum işte Mecidiyeköy'de, Şişli'de falan dairen yoksa, senin anan baban 50 yıldır orada oturmuyorsa seni abicim Boğaziçi Üniversitesi'nde hoca moca yapmazlar. Ama işte burada da şunu görüyorsunuz, hani laikçi, kemalist ahlaksızlığı da görüyorsunuz. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nin aslında ne kadar koftinen, ne kadar saçma sapan bir yer olduğunu da görüyorsunuz. Bu videoda da bu içimde kalan Boğaziçi kinimi de atmış olayım. Yanlış anlaşılmasın, beni kapıdan içeri sokmadıkları için değil, böyle gerizekalıları profesör yaptıkları için kızgınım. İşte Melih Bulu gibi dolandırıcı ahlaksızları oralara master yapabilmesi için aldıkları için çok kızgınım. Ve ondan sonra da çıkıp bir de ya işte biz Türk'ünlüğü niye okuluyoruz falan filan dedikleri için kızgınım. Çünkü bak sırf o imaj yüzünden böyle aptal, böyle dolandırıcı, böyle ahlaksız bir kadın Türkiye'de başbakanlık yaptı arkadaşlar. Başbakan diyorum ya. Yani inanılmaz bir şey de, ama Türkiye'de tabii inanılmaz diye bir şey yok. Her şeye inanabilirsin. Benim Tansu Çiller hakkında düşündüklerim bunlar. Eğer sizler başka bir şey düşünüyorsanız ya da olumlu fikirleriniz varsa lütfen videonun altına yazalım ve videoyu beğenmeyi, aynı zamanda bunları dinleyip ondan sonra da videoyu kapatıp başka videoya geçmeyin arkadaşlar. Bak, kanala da abone olun bedava. Ve eğer paylaşabiliyorsanız lütfen paylaşalım. Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yangınsız, hastalıksız, savaşsız ve böyle aptal sarışın kadınsız günler dilerim.